Hoş Ben beni geldin. götüne sokayım senin geri zekalı bir saniye. Şöyle kapatalım Kim o şunu. ya? Kimdi o yanlışlık? Ondan sonra cima. Ansos. 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 Tamam, ansos Oha. tarif verelim şu an. Harikaydı. Cips yiyoruz, patates kızartması yiyoruz, makarna yiyoruz. Çok lezzetli. Tamamen kendi kefil olduğum, kendi yapımım. 50 kere denedim. En güzel yolunu buldum yapmanın. Bugün size onun tarifini vereceğim sevgili arkadaşlar. Herkes rez alsın. Dikkatli dinleyin. Malzemeleri not alın. Oranlar çok önemli. Fazla atarsanız boka döner. Oranlar çok önemli. Evet, kameraya nasıl koyacağız direncim şimdi? Hiç bilmiyorum ki abi. Şurada yapacağız işte abi. Tamam. Kamerayı ayarlayalım. Ayarlasana abi şunu. Kamera ayarlamaya geldin amına koyayım. Böyle bakınıyorsun orada. Lan düşüyor. Tamam ben böyle tutacağım bunu. Belli ki ben tutuyorum abi. Niye? Tutangaçım ben. Dur. Bir şey diyeyim, zeytinyağı falan gelmiş şimdi burada. İyice şovada yutmuş. Evet. Bana zeytinyağsız yapıyordun. Hep ucuz olsun diye bu. Bu mu? Benim değerim bu kadar mı? Tamam izleyicilerini çok seviyorsun biliyorum da. Ben bu kadar mıyım yani? Allah'ım ne olur mousepad'e dökülmesine. Mousepad'e dökülmesin. Oyunun can setting'i aldık mı ya? Alırız abi. Sen onu ayarlasana kanka. Öyle Yok abi olmaz ben o. böyle tutmak zorundayım. Şey mi? Ya da şöyle yapacağım. İyice aşağı düşüyorum. Ha? Ayarladım vallahi ayarladım lan. Ayarlarsın abi işte her şey yapıyorlar. Mükemmelim be. Evet, Ansos tarifi arkadaşlar. Ansost. Ansos malzemeler. Bir adet bowl olarak geçen kase. Ne kadar büyükse o kadar kolay çırparsınız. Hala kameraya girmeye Yoğurdu. çalışıyor bu arada. Siz göremiyorsunuz ama. Yoğurdu çünkü burada karıştıracağız. Büyük bir kase lazım bize. Sektöre Bir tane süzme hoş yoğurt. geldin. Kaç paraymış Süzme bu? yoğurdu elimizle Oğlum çok atacağız ama. pahalıymış lan. 10 lira. Ne yapayım kaşık yok. Kaşık var abi. Var mı? Evet. Süzme yoğurdumuz. Zeytinyağı arkadaşlar. Kırmızı pul biber veya kırmızı toz biber. Ben burada toz biber kullanacağım. Pul olur. Ben Karabiber pul olabilir. mutlaka. Mutlaka nane arkadaşlar. Haydari enfes kokuyor da size koklatamıyorum. Biraz tuz. Bir adet çürümemiş. Öğrenci evlerinde de var. Limon. Çürümemiş şey yok ki öğrenci. Mayonez çözmen lazım senin bir yerden abi. Onlar değil. Okey. Sos şeyinden bak. Mayoneze. Şimdi. Yoğurdumuzu açıyoruz. Önce bir kokluyoruz, taze mi? Çünkü ekşi yoğurtla olmaz, bayat yoğurtla. Bakın, iki tane alma çeşidi var. Bu böyle. Şöyle göstereyim size. Tepeleme. Eğer silme olsaydı şöyle olurdu. Bakın mesela bu bir silme. Görebiliyor musunuz şu an? Kaşığın üstünde yok. Tepeleme alıyorsunuz böyle. 2 3 Şimdi ne kadar sevdiğinize ve nasıl tüketeceğinize göre değişir ama ben sabit oranını vereceğim size. 5 kaşık yoğurt koyduk. Süzme yoğurt. Yoğurdumuzu aldık. Şu ölçeği göstereyim size. Nedir bu? Çay kaşığının 1,5 katı falan. Bununla da tepeleme. Pul biberi daha fazla koyabilirsiniz. Benimki çok ince olduğu için böyle koydum ben. Ondan sonra karabiber. Karabiberimizi de koyduk. Bunu karıştırmanın bile bir inceliği var. Diğer videoda o miksoloji uzmanı bir şeyleri karıştıran arkadaş anlatmıştı mesela. Biraz tuz ekiyoruz üzerine. Tabi bu bir ölçek değil. Çok az ekiyorsunuz. Tuz çok sağlıklı bir şey değil. Ama o lezzeti katması lazım. Biraz zeytinyağı damlatacağız üzerine. Bu da normal sıvı yağla yaparsanız hiç yapmayın. Sıvı yağın tadı iğrençtir. Kahvaltıda kullanılan o bildiğiniz limonla falan tükettiğimiz zeytinyağından olması lazım. Bu da sosumuza böyle bir akışkanlık, ağızda hakikaten zeytinyağı gibi akacak bir tat katıyor. Nane.
Naneden ben iki ölçü kullanacağım. Nane çok seviyorum çünkü. Bu bildiğiniz o dönem bakkallarda verilen sosun geliştirilmiş tarifi. Şimdi hafif seviyorsanız mutlaka mayonez koymak lazım. Bende mesela acılı mayonez var. Acı sos kanka, acı sos yok. Acı sos durdu. Ha, ben acı soslu yapıyorum bunu. Bakın buradan sonrası artık spesifik. Acı sevmeyen adam acı sosla yaparsa mutlu olmaz. O yüzden acı sos bulmanız lazım. Şimdi limonu damlatarak sıkacağım daha sonra. Önce bunu karıştırıyorum ama karıştırırken bakın. Eze eze karıştırıyorum ki ezdiğim için içine giriyor. Tek bir tarafta toplanmıyor bu naneler. Önce eziyorum böyle. Ve karıştırırken havaya saçılmasını da engeller. Şimdi acı sosumuz geldi. Kalvenim var ama Knorr'un acı sosu çok daha güzel normalde. O sıvı olan değil mi? Daha evet, sıvı böyle 15 lira falan azıcık. Ama çok yoğun yani. Tam bir biber tadı geliyor orada. Ben acı sevdiğim için acı sos da koydum. Şimdi şöyle eze eze karıştıracağız bunu. Ve döndüre döndüre. Aynı yerde toplanmasınlar diye. Şimdi yoğurt süzme olduğu için çok katı. Zeytinyağı onu yumuşatıyor biraz. Acılı ya da normal ya da sarımsaklı mayonez de kullanabilirsiniz burada. Ben kullanmıyorum şu an. Evdekiler bitirmiş çünkü. Çok lezzetli oluyor bu arada mayonezle. Ve mayonezi ben biraz bol koyuyorum buna. Şimdi karıştığından emin olduktan sonra şöyle bir ezdire ezdire karıştırmak gerekiyor. Çevire çevire. Tamamen homojen olduğunu görmeniz lazım. Yani her yerinde eşit dağılmış olacak her şey. Topak topak yoğurt kalmayacak. Ya da şöyle şurada biriken naneler gibi. Şurada bak. Işık var ama gördünüz. Ha, bu naneler gibi nane kalmayacak abi. Of, Allah'ım çok mutluyum. Şimdi ben bunu var ya cipsi hamuruna koyacağım. Çok lezzetli olacak. Şimdi sizden tek diyeceğim. Bunu şu an birçoğunuz yapamıyor. Ya yoğurt yok, ya malzeme yok, ya cips yok. Hani yapsam neyle yiyeceğim diyorsunuz ama bu öyle bir şey ki yani kaşık kaşık bile yenebiliyor. Bunu ben bir de şöyle sunum olsun diye düzeltiyorum güzelce. İlk cipsi bandığında akacak. Hop. Tamam. Kaşığı tadına bakmak için şöyle bir yapıyorsunuz. Şimdi benim önerim şu. Deniz tuzlu sade cips. Bunun içindeki baharatların tadını amına sikeyim limon unuttuk. Limon da böyle bir mayhoşluk katıyor. Çok fazla damlatmayın, bozar tadını. Bu uzmanlık istiyor. Deneye deneye sevdiğiniz malzemeleri arttırabilirsiniz. Bak direkt kıvamı değişti limon koyunca. Şimdi ben bunu sade cipsle yiyorum. Ama tuzlu cipsle. Tuzun etkisini azaltıyor. Ama şeyle de gider herhalde değil mi? Duyamıyorum şimdi sizi ama. O peynirli üçgen cipsin adı neydi? Onunla da gider. Mükemmel oldu. Bu cipsi açmanın da teknikleri var. Bir tane bıçak olsa göstereceğim size de. Aa var. Her yer bıçak kaynıyor. Mesela tabak yok. Buradan böyle yarıyorsunuz abi bunu. Yediniz ya mesela yarım kaldı. Şöyle kapatıp burayı bantlarsanız yine normal cips gibi oluyor bu. Bayatlamıyor. Ya da işte hemen tüketecek misiniz? O zaman bunu böyle bir tabak haline getirebilirsiniz. Bunu elinizle de yapabiliyorsunuz. Ben bıçakla hızlı yaptım. Şöyle göstereyim. Bunu amına koyayım. Şimdi artık bak bu cipsi tabağa koymanın bile bir inceliği var arkadaşlar. Yani şimdi şöyle bakın göstereyim. Küçük kırık cipsler var. Görebiliyor musunuz?
şu tarafta. Hayat detay doldur. Şurada bir sürü küçük kırık cips var. Bunu böyle yapa yapa. Bakın şimdi her yer büyük cips oldu. Büyük cipsleri üste getiriyorsunuz. Ve bir tabağa koyarsanız büyük olanları yemek çok lezzetli. Bir de bakkaldan kırılmamış almaya özen göstermeniz lazım cipsi. Şimdi yapılacak en güzel şey şu. Kırılmaya özen göster dedik. O kadar kıvamlı ki. Ben bunu bu şekilde yiyorum. Az bandırmıyorum. Artık orası size kalmış. Efsane oldu. Adam yapıyor ya. Sizden tek ricam, bunu bugün olmasa da yarın bir gün deneyin. Bak şuna eminim, ömür boyu cipsi böyle yemek isteyeceksiniz bundan sonra. Çok lezzetli oluyor. Şöyle kocaman bir ponçik alıyorsunuz. Mükemmel oldu. Dört cipsle bitirmem işte ben. Sosu çok kullanıyorum ben. Ha, bazı mesela elit kızlar var böyle. Bak. Böyle amına koyayım saçma sapan şöyle sos kullananlar da var. Bunlara da ayar oluyorum ben. Ya sosa bandırırsın, anladın mı? Sosu bol alırsın. Böyle alırsın sosu yani. Milletin bir yeri şişecek. Abi çok istediler, anlattı diye anlattım. Bir şeyler göstermeyi seviyorum. Sonuçta yarın bir gün o adam onu yapacak. Ve lezzetle tüketecek. Ya elit kızlar az sos kullanıyor dedim diye kızlar ne alaka diyen iplerin hepsi sosu çok az kullanıyor. Çok az. Ucundan alıyorlar belli ki. Şimdi klavyeyi yerleştirelim şöyle. Faremiz burada. Cips tabağımız burada. Sos burada. Her şey tamam. Bir tek yoğurdu dolaba koymak lazım bozulmasın diye. Evet, ansos böyle bir şey. Çok güzel abi. Ben güzel olmayan bir şey göstermem size. Yani cips kalıyor, bu sos bitiyor, öyle söyleyeyim sana. Ki ne kadar, kaç gram bu yoğurt? 750 gramın 450 gramını falan kullandım. Kocaman 24 inç 144 Hz monitörü şimdi hediye edeceğim. Çektim. Ve kazanan Sefa Arslan. Sektöre hoş burada mısın geldin. Sefa? Burada mısın Sefa? Nasıl yapıyoruz buna? Announce, accept, deny. Sefa Arslan burada.